Sayın Doçent Doktor Ahmet Nuray Turhan, bugün daha çok tiroid kanserleri üzerinde konuşmak istiyoruz. Bildiğimiz gibi tiroid kanserleri özellikle son 10 yılda aslında bir artış trendinde bir artış gösterdi. Bunun da aslında en büyük nedenlerinden bir tanesi belki de radyasyon hayatımızdaki. Özellikle Çernobil faciasından sonra tiroid papiller karsinomalarında belirgin bir artış olduğu zaten bilinmekte. Ve tiroid kanserlerinin de kaynağı tiroid nodülleri olduğu için daha önceki konuşmalarımızda tiroid nodüllerinden bahsetmiştik. İşte hangi nodüller nasıl ameliyat edilir, nasıl tedavi edilir şeklinde. Tiroid nodüllerinde kanser çıktıktan sonra tiroid kanseri nasıl tedavi edebiliriz? Tiroid kanserleri ilk etapta hani 4 ana grupta ayırabiliyoruz. Tiroid papiller kanseri, tiroid foliküler kanseri, tiroid medüller karsinomu ve anaplastik karsinom olarak. Tiroid papiller ve foliküler karsinomları, kanserleri iyi diferansiye dediğimiz sağlıklı tiroid hücresini iyi taklit eden hücreler bilindiği gibi. Diğerleri medüller kanser özellikle parafoliküler C hücrelerinden salgılanan kalsitronini de arttırarak oradan kaynaklanan bir kanser tipi. Anaplastik kanser ise hiçbir şekilde sağlıklı tiroid hücresine benzemeyen bir kanser tipi ve çok hızlı ilerleyip hastada beklenmeyen sonuçları doğurabilecek bir kanser tipi. Siz bize acaba cerrahi açıdan bu kanserleri nasıl tedavi ediyoruz ve nasıl yaklaşıyoruz bu hastalara? Bunu bir özetleyebilir misiniz? Evet, tiroid kanserleri bütün dünyada çok hızlı artıyor. Özellikle Amerika'da yapılan istatistiklerle dünyada en hızlı artan kanser tipi olarak tiroid kanserleri belirlenmiş. Tabii bunun en önemli nedenlerinden biri siz bahsettiniz. Dünyada radyasyona maruz kalan insan sayısının artması. Tabii facialar da var. Az önce yine söylediniz. Çernobil çok büyük bir facia. 4 sene içerisinde çevredeki insanlarda, özellikle çocuklarda çok büyük oranda tiroid kanserleri ortaya çıkmış. Tabii ki bunlarla ilgili çok büyük çalışmalar yapıldı. Nereye geldiğini görüyoruz. Bir facia ve facia sonrasında tiroid kanserlerinin bu kadar artması çok şaşırtıcı bir durum ortaya koydu. Radyasyonun tiroid kanserlerine ne kadar önemli olduğu zaten biliniyordu. Fakat daha da önemli bir alana konuldu radyasyon. Tabii tiroid kanserleri bizim cerrahi pratiğinde çok rastladığımız, tedavilerinde çok farklılıklar olan ve mutlak surette hepsinde ayrı davranışlarımızın olması gerektiği kanser türleri. Örneğin az önce bahsettiğiniz iyi diferansiye tiroid kanserleriyle diğerleri arasında tedavi yaklaşımları da farklı. Çünkü iyi diferansiye tiroid kanserleri genel olarak yüzde olarak bakıldığında hastaların hayatını çok fazla etkilemiyor. Ameliyat, güzel bir ameliyat yapılmışsa, tedaviler iyi ise ve takipleri normal olarak her zaman yapılıp devam edilmişse bunlarda hastaların hayatı genellikle çok fazla etkilenmiyor. Diğerlerinde ise hakikaten ciddi korkutucu komplikasyonlar, tabii ki nüksler ortaya çıkabiliyor. İyi diferansiyel tiroid kanseri dediğimiz zaman papiller kanserler ve foliküler kanserler ikiye ayrılıyor. Papiller kanserler ve foliküler kanserler bunlar bütün tiroid kanserlerinin %80 kadarını oluşturuyor. Bunlardaki tedavi prensipleri cerrahide genel olarak tiroid bezinin tamamının çıkarılmasıyla ve eğer gerekiyorsa, o da kanserin tipine göre değişiyor, lenf bezlerin çıkarılmasıyla, özellikle böyle söyleyebiliriz. Tedavinin niteliği bu. Özellikle papiller kanserde herhalde lenf bezleri daha da önemli oluyor cerrahi. Evet. İyi diferansiyel kanserde, papiller kanserlerde, lenf bezlerinde metastaz yani atlama daha sık görülüyor. Bunun yanında foliküler kanserlerin lenf bezleri metastazları çok az. O yüzden de lenf bezleriyle ilgili bir iş. Yani aslında tiroid kanserleri birbirinden oldukça farklı, değişik davranışlar ortaya koyabilen, bazen çok rahat giden ki genel olarak %80'ini iyi diferansiyel kanserler oluşturduğu için genel olarak hastanın hayatını çok fazla değiştirmeyen kanser tipleri, diğer vücudun kanserlerine baktığımız zaman ama çok agresif olanları da var. Başta bahsettiğiniz anaplastik kanser. Medüller kanserin işte başta ölçtüğünüz kalsitronun çok yüksek, tümör büyüklüğü yüksek. Bunların uzak metastazla birlikte ortaya çıkma riski çok yüksek ve bunlar hakikaten zorlu da durumlar. Yani tedavi etmekte de zorlanıyoruz.